Selamlar herkese. Kiana orman oynuyoruz. Şu an düşük ligli bir hesaptayım. Sanırım gümüş 4 olması lazım. Çok %100 emin olduğumu söyleyemem ama gümüşlerde bir hesap. Akıl sağlığımız için hemen susturol çekiyoruz. Susturol komutunu hepinize tavsiye ederim. Ama normalde en azından sinyalleri açık bıraksanız sizin için daha faydalı olur. Ama ben bu oyun sinyalleri de kapalı tutacağım. Çok ihtiyacım olacağını zannetmiyorum herhangi bir iletişim kurmaya takımımla. Neden böyle gereksiz bir baskın atıyoruz onu da bilmiyorum. Ama yapıyoruz. Yapalım. İlginç. Hiç kimse yok. Pekala karşı red alalım. Kiana ormanda da orta koridorda da oynayabileceğiniz bir şampiyon. Ormanda tabi orta koridora göre biraz daha rahat. Çünkü yakın dövüşçü şampiyonlar orta koridorda biraz zorluk çekebiliyor. W ile başlamamızın sebebi W'nun saldırı hızı vermesi. Ayrıca her yeni element aldığınızda bir sonraki vuruşunuz daha fazla vuruyor. Jarvan'ın pasifi gibi düşünebilirsiniz. Biraz bekleyelim. Oo, çocuk kötü yakalandı. Ya da tamam yaşıyor. Bana biraz zaman vermen lazım Pant. Sana gank atmam için 3 level olmak zorundayım. 2 level'da gank falan atamam, mümkün değil. Yani yetenek setim dahilinde çok zor. Kiana'nın Q yeteneği kısa bir hat üzerinde elindeki aleti fırlatıyor. Alet diyorum çünkü gerçekten aletin adını bilmiyorum. Şöyle güvenli bir yere geçip base atacağım. Böyle ince duvarlardan W yeteneğiyle atlayabiliyorsunuz bu arada. Dediğim gibi Q yeteneği şu ilk çembere kadar atıyor normalde Q yeteneğini. Eğer W yeteneğiyle bir element geliştirdiyseniz o zaman menzil buraya kadar artıyor. Ama o menzile hemen aldanmamak lazım. Çünkü ilk çarptığı birinden sonra o kadar gitmeye başlıyor. Yani imlecimin şu an olduğu şuradaki yerde bir minyon varsa Q oraya çarpar ve şuraya kadar gider. Arkasındaki sekme alanı. Oynadıkça daha rahat anlarsınız açıkçası. Ha, redime gelmemiş. Jarvan ilk level'larda gank atmaya çok müsait bir şampiyon. Bu yüzden bol bol deniyor. Şimdi ama bu çok kötü oldu ya. Ah be. Malp'ın geldiğini düşünmemiştim. Bu burada tek kaldı zannettim. O yüzden rahatça keseriz zannettim. Malp'ı şurada göremedim. Sisin içinde kaldığı için. Sorun değil. En nihayetinde totalde biz kârdayız. Çünkü bufflar bizim takımdan birinde kaldı. Problem yok. Doya doya Kiana'yı anlatmak isterdim size ama küçük küçük agresiflikler oluyor oyunda. Kiana'nın W yeteneği gördüğünüz menzilde bir elemente tıklıyorsunuz. Kiana o elemente dolu küçük bir atılım sergiliyor ve o elementin gücünü kazanıyor. Peki bu elementlerimiz neler? Taş, dağlar, kayalar, nehirler ve çimenler. Üçü de farklı özellik veren şeyler. Aslında yani teknik olarak Q yeteneğini kullanmadığınız sürece hepsi aynı şey. Çok bir farkı yok. Ama Q yeteneğiyle hepsinin farklı sinerjileri oluyor. Örneğin şu anda nehir elementini aldım. Nehir elementiyle Q attığımda hop gördüğünüz gibi stunlıyoruz. Çimen elementi ise Q attığım alanda bir sis oluşturuyor ve o sis içerisinde görünmez oluyorum. Hemen tapa bir gank atalım diyecektim. Arkadaşımız ölmüş. Olsun biz kill alırız. Ya da alamayız. Ya da alırız. Hemen şöyle küçük bir dodge'lar. Ama minyon bloğu bizi üzüyor şu an.
Şöyle stunlayalım. Buradan rahatça çıkacağız. Çünkü onun da flash'ı yok biliyorum. Güzel. Gayet kârdayız. Jarvan inanılmaz aktif oynuyor oyunu. Ama bu kadar aktif oynamasına hiç gerek yok oysa ki. Neden böyle bir şey yaptığını açıkçası bilmiyorum. Biraz gereksiz bir atraksiyonu var diyebiliriz. Son olarak kaya elementini alırsanız da kaya elementiyle attığınız Q eğer ki attığınız birim %50 canın altındaysa fazladan hasar veriyor. Elementlerin özellikleri bu şekilde. E yeteneği o birime doğru atılmanızı sağlıyor. Ama şöyle bir detay var. Yasuo'nun E'si ile aynı mantıkta çalışıyor. Yani eğer rakibi uzaktan atlarsanız E ile ya rakibin yanına gidiyorsunuz. Ama rakip dibinizdeyken adama E atarsanız rakibin arkasında bir noktaya gidiyorsunuz. Yani bu E range'ini görüyorsunuz. Bu E range'ini tamamen kat ediyor Qiyana. Siz nereden atarsanız atın. Rakibin ya önüne çıkarsınız ya arkasına. Buraya gank atmak istiyorum ama arkadaşlar biraz safe. Burada toteme yakalandık. Girersen gelirim. Girersen gelirim. Girersen gelirim. Çok güzel. Devam devam devam. Geliyorum. Sıfır sıkıntı. Görüşe ihtiyacım var. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İlginç bir şekilde orada Thresh Leona'yı E'siyle bozamadı. Neden bozamadı bilmiyorum. Ama yapamadı. Ha, vazgeçtim. Çarpım yok. Ve Jarvan tehlikeli bir arkadaş. Özellikle early game'de çok tehlikeli. 6 olsaydım belki deneyebilirdik ama şu an bu riske gerek yok. Blue'muzu da alalım öyle döneriz. Şimdi bakın. Çim elementini aldım. Oto atak vurdum. Etrafında bir yuvarlak çıktı. Çünkü ilk vuruşumuz fazla vurdu. Şimdi bunu harcıyorum. Şimdi toprak elementini aldım bir daha vurdum. Yine aynı o çok hasar vurdum. Ama ondan sonrakiler artık normal hasarlar. Şimdi dönelim. Hemen eşyalarımızı alalım. 25 golda ihtiyacım var. Evet ama canım yok. Herhangi bir kaynak alacak canım yok. O yüzden şöyle yapacağız. Aslında işimize yaradı. Kontrol totemi alacak paramız oldu. Kontrol totemlerini alalım. Kontrol totemi dediğimiz şey 75 goldcuk. Para değil. Alalım. Atalım. Hangi lane'de olursak olalım. Bu da benim yeni rap şarkım. Adı da Alım. Qiyana çok efektif bir şampiyon bu arada. Onu belirtmek isterim. Yani Talon gibi aman şuna tek atam da çıkan. Dan çok daha fazlası aslında. Çünkü çok ciddi bir ultiye sahip. Oyunun tamamen kaderini değiştirebilecek bir ultiye sahip. O yüzden saygı duyulması gereken bir şampiyon. Şurada bir yerde Jarvan arkadaşımız var. Ben şu arkadaşa gank atayım. Okay. Yine de kesebilirim ama bu riske gerek var mı diye düşünmeden de edemiyorum. Farmları almıyorum. Çünkü aç gözlü bir jungle değilim. Sadece pushlamasına yardım ediyorum. Ultimi henüz kullanmama gerek olmadığı için kullanmadım, harcamadım. Boşa harcamak isteyeceğim bir ulti değil en nihayetinde. Pantheon'umuz çok aktif oynuyor. Güzel. Lakin çalışmadı. Buraya girmek istemiyorum. Çok tehlikeli. Durduk yere killer vermeye gerek yok karşı takıma. Puşlarlarsa girerim.
Sabit duruyorum. Çok kötü attım Q'ları. Burayı ben çok kötü oynadım. Tamam. Adamı kesmekten ziyade tamamen Jinx'i korumak için attım o ultiyi. Çünkü Jarvan'ın ultisi var mı yok mu bilmiyorum. Bir anda ulti atabilirdi kafasına Jinx'in. Takım arkadaşımızın ölmesini istemeyiz. O bizim canımız takımımız arkadaşımız. Konuşamıyorum. Böyle düşünüyorum ama söyleyemiyorum. O totemi bırakmak için kaç para istiyorsun? Yakışıklı. Neyse. Bir küçük ejder yapabilirim sanki. Şöyle biraz geri çekerek, güveni alarak. Trash yöneliyor, o yüzden bırakıyorum. Kaçarken, birilerinden kaçarken özellikle çim elementini almaya çalışıyorum. Ha, çok tehlikeli burası. Tehlike kokuyor adeta. İşte bunu bekliyordum. Amacım bu değildi gerçekten. Ama güzel oldu. Ben memnunum. Tutabileceksen geleceğim. Aa, güzel itti. Tamam, gayet güzel. İnanılmaz karlıyız. Takımımız gayet güzel oynuyor. İlginç. Şu anda Silver Elo'dayım. Ve elmas olan hesabımdaki oyunculardan daha iyi oyunculara sahibim. Evet, bu doğru. Gezgin çizmesi ezber alabileceğiniz bir çizme değil. Öncelikle onu söylemek isterim. Hani birilerinden gördünüz diye sürekli gezgin çizmesi alayım. Ay vay, gezgin çizmesi alayım. Özellikle support oyuncuları sürekli yapıyor. Hemen gezgin çizmesi alayım. Peki Rom? Rom ne kardeş? Öyle olmuyor işte o işler. Eğer hakkını vermeyecekseniz gezgin çizmesi almanız yarardan çok zarar. Çünkü gezgin çizmesi hasar aldığınız durumda sizi yavaşlatıyor. Ki azımsanılacak bir yavaşlama da değil. Bu yüzden sağa sola sürekli koşmayacaksanız eğer, gezgin çizmesi almanızın hiçbir anlamı yok. Ben oyunu hareketli oynamayı seven biriyim. O yüzden gezgin çizmesi almayı tercih ediyorum. Özellikle bu kadar mobil bir şampiyonda. Biraz bekleyeceğim. Biraz ileri çıksın. Saldım. İlginç bir şekilde duvara neden çarpmadığını anlamadım. Aslında gayet duvarın dibinde duruyordu. Adam duvara çarptı da ultim çarpmadı galiba. Öyle küçük bir ilginçlik oldu. Sana yardım edebilecek miyim acaba? Ah! Adam çok güzel flash attı Eme. Eme'nin hasarını tamamen blokladı. Ve bir an için çok ciddi riske düştük orada kulenin altında. Ama hallettik şükür. Evet, şu an takımca gayet hakimiz oyuna. Ve bu beni çok memnun ediyor. Yaşasın. Şu an Kiana ile ilgili size daha ne anlatabilirim diye düşünüyorum da nedense aklıma hiçbir şey gelmedi. Belki tam olarak Drakkar'ı tercih ediyorum. Özellikle çim elementini çok fazla kullanıp görünmezlik kazandığım için. Çünkü her görünmezlik çıktığınızda süresini iyi ayarlarsanız tabii Drakkar aktifleşiyor. Ve hem yüksek hasar hem de çok ciddi bir yavaşlatma efekti uygulamış oluyorsunuz rakibe. Bunlar çok önemli şeyler. Hızlıca redimizi alalım. Element yokken, elinizde element yokken, bıçağınızda element yokken saldırısınız bayağı düşük.
Bu da biraz yoruyor. O yüzden sürekli elementli dolaşmak daha faydalı. Yani çok böyle anlatırsam ne anlatıyor lan bu diyeceğiniz bir olay ama gördüğünüz kadarıyla anlamışsınızdır diye umut ediyorum ana komboyu. Öncelikle eğer yapabiliyorsanız nehir elementini alın. Yapabiliyorsanız diyorum çünkü eğer oyunda çok öne geçtiyseniz takımca puşlamaya başlıyorsunuz ve ortada alacak bir nehir olmuyor. Arkada kalıyor nehir. Nehir elementiyle alıyorsunuz. Rakibe koşup koşup EQ yapıyorsunuz. EQ Yasuo EQ'su gibidir. Birbiriyle bağlantılıdır. Aynı anda gerçekleşirler. Yani adama E atıp sonra Q atmanıza gerek yok. Direkt EQ diye bassanız o zaten o işlemi çok hızlı bir şekilde yapacak. Animasyon iptal dediğimiz olayı gerçekleştirecek. Ondan sonra ulti ile adamı duvara yapıştırıyorsunuz. Bir otomatik atak vuruyorsunuz. W ile başka bir element alıp başka bir elementle özellikle toprak tabii ki. Çünkü daha fazla vuracak 50 canının altında olduğu için. %50 canının altında olduğu için. Adamın kafasına Q'yu fırlatıyorsunuz. Bitti. O adam artık GG. Ben burayı keserim. Kesemem. Anında geri vites. Hiç. Mal. Mal. Böyle. Merhaba ben sizi ana artistik taslamak için buradayım diyebileceğimiz bir şampiyon değil pek. Şöyle vuralım def edelim onları. Şeytanı bir def edelim koridordan. Şuradan elementi alalım. Şuraya bir kontrol totem atacağım. Malp'ın hala orada olup olmadığını görmek için. Nice. Az önce fark etmişsiniz mi bilmiyorum. Toprak element yerine yanlışlıkla nehir elementi aldım. Çok yaşadığım bir sıkıntı. Çünkü biraz nasıl diyeyim size. Örneğin çim elementi almak istiyorsunuz ve buraya tıklıyorsunuz. Ama bunu birazcık ileri tıkladığınızda çime değil yanlışlıkla toprağa tıklamış oluyorsunuz. Ya böyle küçük arızalar olabiliyor. Çok kafanıza takmayın eğer yeni oynamaya başlayacaksanız Kiana'yı. Olur böyle. Edebildiğim kadar rahatsız etmek istedim. Neden bilmiyorum. Tamamen fetiş. Okay. Orayı da kestiler. Adama vurmayacağım. Vurmamı gerektiren bir durum yok. Ya yürümeye devam edecek zannettim. Yürümeye devam etse şu duvara çarptırıp dönüp kesecektim. Küçük bir bait yedim az önce. Çok böyle korkunç bir andı o. Çok tehlikeli bir andı. Çok güzel. Eğer bilmiyorsanız da aklınızda bulunsun. Jarvan ulti attığında ultinin içindeki kişilere hasar verir. Yani Jarvan tam ulti atarken siz dışarı flash atarsanız hasar yemiyorsunuz. Tamam size hedef aldı ama kişiye odaklı bir hasar kaynağı yok o ultinin. O ulti çevrelediği duvarla kapattığı alanın içindeki rakiplere hasar verir. Ve herkese verir bu arada. Eğer 5 kişiye ulti atabilirse Jarvan 5'i de hasar alır. Ama eğer o duvarın dışına bir şekilde çıkmayı başarırsanız eğer hasar yemeden o hasarı yemiyorsunuz. Az önce gördüğünüz gibi Jarvan ult atabildi. Ama ben hemen öncesinde dışarı flash attığım için hasar yemedim. Bunlar da küçük tips and tricksler. Kulağınıza küpe olsun cular. Normalde Assassin bir şampiyon oynuyorum ama nedense bu oyun kill'den çok asistim var. Sanırım video çekiyorum beni bencil olarak algılamasınlar diye yaptığım bir olay. Ah bunu söylememem lazımdı. Neyse. Yani devam edelim. Hızlı hızlı devam edelim. Bu lane'i pushlayalım. Takımımızla buluşalım.
Gördüğünüz gibi orada bir küçük hata yaptım. Büyük minyona çarptığı için arkaya sekmedi Q. Orayı kötü ayarladım. Hemen vurabildiğimiz kadar kuleye vurdum. Orada birini gördüm ben. Şurada. Kimi gördüm acaba? Evet şu an çok iyi aşıyoruz. Ah Jinx yakalandı. Bunu gene Jinx kurtarmak için yaptım ama Jinx gene öldü. Oo güzel tuttu. Geri kaçar zannettim. Şöyle yapalım. Yok, tutuştur öleceğim. Bu da güzel bir kaçma mekaniği aslında. Az önce bahsettiğim gibi o ana menzili kat ediyor çünkü. Adam bir anda üstünüze atladıysa adamın arkasına çıkın birazcık. Sonra E ile içinden geçerek o uzun menzili kaçın. Duvarlardan falan da geçebiliyorsunuz o şekilde. Gerçi buradaki senaryoda görmüştünüz. Jarvan'la biz yer değiştirmiştik. İkinci olarak W'yu arttırmak da bir seçenek olabilir aslında. Ama E'nin cooldown'ını düşürmek için daha ziyade bunu yapıyorum. Çünkü W'nin cooldown'ı düşürülmüyor arttırarak. Sadece vuruş esnasındaki hasarı arttırmış oluyorsunuz. Yapılabilir. Ben bol bol orman döneceğim diyorsanız, gank atmayacağım, o bol bol orman döneceğim diyorsanız yapabilirsiniz. Ama öyle bir şey demeyin. Çünkü gerek yok. Gank atın. Allah boş duranı sevmez. Yani şu blue'ye çökelim kimse gelmeden. O Garen sorgusuz sualsiz direkt başladı ama Jinx'imiz yok. Bu ne kadar mantıklı bir hamle. Yani Jinx'imiz olmadan bu akrasyona gerek var mı? Mat tehdidi yok en azından onu biliyoruz. Ne oldu ya? Baron bir saniye kardeş dedi. Jinx'cim hoş geldin. Sefalar getirdin. Yani koşalım. Oyunumuzu bitirelim. Gayet güzel bir oyundu. Yani açıkçası beklediğimden çok çok daha kolay oldu nedense. Video çekiyorum diye herhalde. Dedi ki Evren bu eğlenceli bir video olmasın. Hemen bitmesini sağlayalım. Pekala. Malt'tan biraz çekiniyorum. O bir gerçek. Mesela şimdi gidip de nehir elementini alamam tekrar. Çünkü nehir kaldı geride. Oraya kadar gitmek mantıklı bir hareket olmaz. Garen çok ölecek gibi ama hadi bakalım. Hazır mıyız takım? Oo, Yasuo W'su önledi benim şeyimi komple. Tornado atacak diye şey yaptım. Tamam. Bırak gelsin biraz. Ah çekebilse. Oo çok iyi. Çok iyi. Orada bir küçük anlaki yaşadık. Ultim Yasuo duvarına kurban gitti. Maalesef. Olsundu. Gene de kazandıktı. GG'di. Well played'di. Evet. Kiana'nın basit oynanışı bu şekilde. En azından ormanda. İzlediğiniz için teşekkür ederim.